Kadın kadının nesidir? Bizzat yaşadım bunu dostlar. Hadi buyurun videoya. Gıybet saati başlıyor. Ben diyeyim gıybet, siz deyin vallahi iyi yakalamışsın mevzuyu. Ve dahi izleyen, dinleyen kadınlarımız bile hak verecek bana. Günlerden cumartesi. İstanbul'da çok güzel bir gün. Güneşli, pırıl pırıl bir hava. Bahariye, moda, insanlarla cıvıl cıvıl. Tabii ki attım kendimi bir kafeye. Demli çay eşliğinde günün keyfini çıkartan insanları seyredip eş, dost, ahbapla karşılaşıp iki sohbet, muhabbet edelim, sosyalleşelim niyetiyle. Uzatmayalım, oturdum caddede bir kafeye, çayımı söyledim, güneşin keyfini yaşıyorum. İşletme elemanlarından bir kız hemen arka masamda oturan müşteri kızın siparişini alıyor. Müşteri kız vegan kruvasan ve kahve istiyor. İşletme elemanı kız ise kendisinin de vegan olduğunu söylemesiyle başlıyorlar koyu bir vegan söyleşisine. Konu vegan beslenmede yaşadıkları B vitamini ve bunu takviye ettikleri ürünlerin paylaşımıyla devam ederken müşteri kız konuyu aniden tutup başka bir mecraya çekiyor. Sevgilisinin de vegan olduğunu söylüyor, hatta öyle bir egzajere ediyor ki anlatımına şu cümleler ile devam ediyor. Benim sevgilim 1.90 boyunda, spor yapıyor, hatta badminton oynuyor. Çok aktif bir hayatı var. Aynı zamanda oyuncu falan filan, anlattıkça anlatıyor. İşletme çalışanı kızımız da bu detayları duydukça gerilmeler başlıyor ve o da başlıyor sevgilisinin meziyetlerini, mesleğini, fiziğini, şusunu, busunu ve daha birçok meziyetlerini sıralamaya. Hayda, konu vegan kardeşliğinden bir anda benim sevgilim senin sevgilini döver, benimki daha yakışıklı, daha sosyale dönüveriyor mevzular. O harika vegan dayanışmasıyla başlayan sohbet bir anda yerini suskunluğa bırakıyor. Cümlelerdeki hitap şekli biraz değişerek sohbet zoraki de olsa yeniden başlıyor. Çalışan kız müşteriye bu sefer başka bir soru soruyor ama ilk baştaki o veganız hepimiz kardeşiz duyguları gitmiş, yerine tamamen başka bir haller gelmiş. Bildiğin çekemeyen kadın tripleri şeklinde soruyor. B vitamini alıyor musun sen? Şu marka bir destek ürün var ama biraz pahalı. Gücün yetmez senin. Daha ucuzları var. İstersen onları dene. Müşteri kızımız hiç altta kalır mı? Yapıştırıyor kapağı. O takviye üründen sevgilisinde bir koli varmış. Beraber kullanıyorlarmış ama aldığı koli sevdiceğinin model yükseltmek için 3 gün önce sattığı jipte kalmış. Bugün geri alacakmış. Yarın geçerken sana da bir kutu getiririm benden olsun deyiverdi. Çok uzatmayacağım dostlar. Aslında başka konuşmalar da geçti aralarında ama onlar da bana kalsın artık. Yahu ne güzel kadın kadına vegan kardeşi sohbetine başladınız. Ne ara sevgililerinizi masaya koyup idrar yarışına başlayıp bir anda darlandınız. Yemin ederim anlayamadım. Şimdi tekrar soralım. Kadın kadının nesidir? Ve bunun açılımında kadın dayanışması denilen şey nasıl bir paradokstur? Kadınlar, sizleri seviyoruz. Ne olur siz de birbirlerinizi sevin bence artık. Yeri gelmişken mesajımızı da verelim. Elbette kadına şiddete hayır ve dahi bir ülkede kadına şiddete hayır denilme ihtiyacı duyuluyorsa bile o ülkede yanlış olan çok şey var demektir. Ve her şey yıllar yıllar önce bir adamın çocuğuna hadi aslan oğlum göster amcalara pipini demesiyle başlamıştır.